Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu, izliyoruz. Fenerbahçe ile olan maç, önemli bir maçımız var. Ezeli rakibimiz Vodafone Park'ta. Güzel bir maç olacak. Federasyonla alakalı da bir düşüncem yok. Ben şu anda Beşiktaş Kulüp Başkanıyım. Federasyonun seçimi Haziran'da, kim aday olurum bilmiyorum. Ben aday değilim. Kimin aday olup olmadığıyla da hiçbir ilgim yok. Şu andaki tek konsantrasyonumuz Beşiktaş'la alakalı. Bu da bu aşamada söyleyeyim. Şenol Hoca ile sözleşmemiz sezon sonu bitiyor. Sezon sonu bizim Mayıs ayında kongremiz var. Şenol abi eğer Beşiktaş'ta o günün şartları içerisinde oturur konuşuruz. Kalmak istiyorsa biz de beraber bir sözleşme ederiz. Ama Şenol Hoca'nın açıklamalarında da duydum. Hoca'nın federasyondan ayrılış şekli onun için bir kırgınlıkla ayrılmış. Şu anda federasyona dönmek de isteyebilir. Milli takımın hocalığını da yapmak isteyebilir. Bunu da çok normal olarak karşılıyorum. Ve Beşiktaş'ta 4 sene önemli görevlerde bulundu. Önemli başarılar icra etti. Federasyona gitmek isterse de onun tercihidir. Ona da saygı ve sevgiyle baktığımı söyleyeyim. Biz sezon sonuna kadar hocamızla çalışacağız. Federasyon kanadından Şenol Hoca'nın 2 maçlık iki maç var Haziran'a kadar. Milli maça çıkması konusunda resmi bir talep, ciddi bir talep size ulaştı mı, geldi mi? Federasyondan böyle bir talep gelmedi, gelemez zaten. Çünkü federasyondan böyle bir talebin gelebilmesi için bizden evvel Şenol Hoca'yla konuşmuş olmaları lazım. Şenol Hoca'yla bir Şenol Hoca bizim iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Kölemiz falan değil yani. Ben Şenol Hoca, sen buraya gideceksin, oradan çık, şuraya git, şu maçı yönet, oradan da çık, Urfa'daki şuna falan diye bir organizasyonumuz yok. Koskocaman bir kişilik olarak da bir teknik direktör. Onun bir kendi şahsiyeti var. Benden evvel ondan konuşulması gerekli olan bir şey. Şenol Hoca, ben böyle bir şeye sıcak bakıyorum, kulübünden konuşayım derse top bize gelir. Onunla alakalı yorumumuzu söyleriz. Ama bizde şu ana kadar Şenol Hoca ile görüştürdüğü gibi bende bir bilgi yok. Ondan böyle bir talep olduğuyla alakalı bilgi yok. Olmayan talep üzerine de bir yorum yapmayı çok doğru bulmam. Biz Japonya'dan oyuncu almak için oyuncu almayız. İyi oyuncu olması lazım. Kagawa da iyi bir oyuncu. Yalnız daha geldi 2-3 maç oldu. Daha takıma tam olarak intibak sağlamadı. Bu hafta çok önemli bir maç onun için. Fenerbahçe maçı. Vodafone Park'ta kendini göstereceği bir süreç. Onun da mutlu olacağı, her şeyden evvel Beşiktaş taraftarının da mutlu olacağı bir sezon olmasını diliyoruz. O ve biz de mutlu olur isek Kagawa ile devam ederiz. VAR çok doğru bir sistem. Birçok hatayı şu anda görüyorsunuz. Mesela gol oluyor, iptal oluyor. Demek ki gol gol değil. İşte bir sürü şeye müdahil oluyor. Ama bütün sistemi düzeltemez. VAR netice itibariyle bir sistem. Yönetenler ise insan. İnsanların bir şeyden korktuğunu düşünmüyorum. Eğitimlerinin daha fazla eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum. Gördüğünü çalan, kimseden çekinmeyen, iyi niyetli olan bir hakem camiası diliyoruz. Öyle de olduğunu düşünüyorum. Sabri Çelik ve ekibine ben güveniyorum. İnşallah da iyi işler yapacaklar. VAR çok doğru bir sistem. Sadece eğitimler arttırılmalı. Daha çok eğitim verilmeli VAR'a dair, video yardımcı hakem sistemine dair dedi Başkan Fikret Orman.